Sevgili dostlarım, bugün de sizlerle beraberiz Allah'ın izni ve keremiyle. Allah'ın rahmeti, bereketi, inayeti hepimizin her birinizin üzerine olsun inşallah. Rabbim yavrularınızı, yavrularımızı müttakilere rehber eylesin. Bizleri de onlardan geri etmesin. İmanlarımızla kabre girenlerden eylesin inşallahü teala. Bugün de konumuz nefsimizi sorgulama. Başkalarını değil de nefsimizi sorgulama. Yani bir insanın dünyadaki en önemli vazifesi kendi muhasebesini yapmasıdır. Kendi muhasebesini yapan insan, kendini düzelten insan diğerlerine örnek teşkil edecektir. Ama işe dışarıdan başlar isek sadece insanları kıracak, üzecek ve belki de kendinden kaçıracaktır. Evet, sorgulamamızı nasıl yapmalıyız? Biraz okuyalım. Maalesef insanlar da hala kusur arıyor ve onları kusurlarından dolayı sorguluyoruz. Aslında sorgulanması gereken bizim kendi kusurlarımızdır. Biri gırtlağına kadar çamura batsa, fakat çamur senin sadece topuğuna bulaşsa, karşındakine bu kadar çamur da ne demeye hakkın yoktur. Neden ben topuğumu kirlettim deyip kendini sorgulaman esastır. Başkasının gırtlağına kadar çamura gömülmesi seni alakadar etmez. Sadece suizanla girmeden ve gıybet edip çekiştirmeden Allah'ın onu halas eylemesi için dua edebilirsin, yol gösterebilirsin. Eğer biz bütün beklentilerden sıyrılıp muradımızı Hakk'ın muradı haline getirebilmişsek, getirememişsek daha yapacak çok işimiz var demektir. Öyleyse kendimizin onca eksiği ve kusuru varken başkalarının kusurlarıyla uğraşıp hesaplaşmak doğru değildir. Tasavvufta mürit bir noktadan sonra murad olur. Yani ömür boyu hep onu diler, hep onu ister. Onun mürididir. Hep Rabbini dilemektedir. Kendi güç ve kuvvetinden teberrü eder. Kudreti sonsuzun iradesine ram olur. Kendini Rabbinin iradesine teslim eder. Belli bir noktaya ulaşınca murad haline gelir. Yani aranan, istenen, takip edilen, Allah tarafından dilenen haline gelir. Yani hak arzusuyla dopdolu olur, masivaya yani Allah'tan gayri her şeye bütün bütün kapanır ve onun hoşnutluğundan başka hiçbir beklentisi kalmaz. Bu haliyle de Hakk'ın muradı ve matmahı nazarı haline gelir. İşte biz Allah'ın muradı değilsek o emanetini ne için bize versin ki? Yani murad olmazsak, muratlaşmazsak Cenab-ı Hak emaneti niye bize versin ki? Murad olmanın da yolu mürid olmaktan geçiyor. Mürid olmanın da yolu başkasının yakasından elimizi çekmekten geçiyor. Evet, bu hususta korkmalı, tir tir titremeli. Her başarı ve muvaffakiyetten sonra o işe layık olup olmadığımız hususunu masaya yatırmalı. Çok büyüten bir mercekle tavır ve davranışlarımıza bakmalıyız. Acaba biz böyle bir ihsan-ı ilahi ve nimet karşısında şükür ve vefa vazifemizi yerine getirebiliyor muyuz? Duygusuyla kendi eksik ve kusurlarımızı sorgulamalıyız. Muhasibi muvakkaten aklından geçenleri, mesela bir anlık şu adam şu kadar iyi olsa şeklinde başkalarını kritiğe tabi tutmayı dahi büyük bir günah sayıyor ve onun ızdırabıyla yaşıyor, davranış, fiil ya da tavır değil, aklına gelip uğrayan sevimsiz şeyler hakkında bile benim aklım temiz olsaydı o kirin ne işi vardı onda diyor ve her an kendi muhasebesiyle uğraşıyordu. Bizim şiarımız da bu olmalı. Biz sadece masiva düşüncesinden sıyrılamayan, kendi nefsimizi kınayıp onu sorgulamalıyız. Cenab-ı Hak bizleri dinine hizmette daim kılsın. Şu hayat yolunun neresinde bariyerler açılıp haydi yolun dışına denilecek belli değil. Bir iki dakika içinde sizi dışarıya alıyoruz diyebilirler. Allah'a giderken insanın kalbi onunla irtibat içinde, hizmet düşüncesiyle dopdolu olmalı. Hayırlı bir işle meşgulken gitmeli insan. Evet, hayatın bazı anları nurani geçmemiş, kirli dakikalar da yaşanmış olabilir. Fakat daha önce de ifade ettiğimiz gibi netice çok önemlidir. Rabbim son nefesimize kadar güzel yaşamayı, son nefesimiz de dahil güzel bir şekilde Rabbimizin hoşnut olabileceği bir şekilde ona ulaşmamızı bizlere ihsan eylesin.
gök kapıları ardına kadar açılıp ne, bu ne temiz bir ruh, ne güzel bir ruh, mis kokuları geliyor bundan denilen kullarından eylesin inşallah sevgili dostlarım. Bugünü de böylece noktalayalım. Sizlere hayırlı, bereketli günler diliyorum. Hayırlı, hayırlı bir şekilde, mutlu bir şekilde ailenizle, sevdiklerinizle beraber olmanızı rica ve niyaz ediyorum. Sağlıcakla kalın.